Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım resmi çiziyoruz. Şu anda defterimize Anıtkabir'in resmini çiziyoruz. Evet arkadaşlar, Anıtkabir'i buraya çizdik. Şimdi buraya da bir tane Mehmetlik çiziyoruz. Burada da Atatürk'ün öldüğünü üzülen insanlar çiziyoruz. Evet arkadaşlar, buraya ağlayan insanları çizdim. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir tane Mehmetçik selam veriyor ve burada da Anıtkabir var. Arkadaşlar, buraya gördüğünüz gibi bir tane saat yaptım. Saatin akrep ve yel kovanı 9'u 5 geceyi gösteriyor. Atatürk'ün öldüğü saati gösterecek şekilde simgelemesi için bu şekilde çizdim. Buraya bir tane ağaç çizdim. Böyle Atatürk öldüğü zaman yaprakları solmaya başlamış gibi simgelesin diye bu şekilde yaptım. Bakın burada da ağacın yaprakları hala duruyor. Böyle kabarık kabarık kara bulutlar. Burada da ağacın yaprakları gidiyor. Solmaya başlamış, ağaç kurumaya başlamış. Buraya arkadaşlar ağlayan bir tane çocuğu çizdim. Atatürk öldüğü için ağlıyor. Elinde bir balon tutuyor ve balonda da 10 Kasım 1938 yazıyor. 1938'in 8'ini sonsuzluk işareti gibi çizdik. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi bu alta da Türk bayrağını çiziyoruz. Türk bayrağının hilali ve yıldızı.
Evet arkadaşlar, şu anda Atatürk'ün silüetini çiziyoruz. Bu şekilde silüet bitti arkadaşlar. Aşağıdaki çocuğun da balonunun şeklini değiştirdim bu şekilde. Burada olan balonu buraya aldım. İşte arkadaşlar, buraya da ağlayan çocuğu çizmiştik. O balonunda da 10 Kasım 1938 yazıyor. Evet. Resmimiz şu anda eski çalışmasını bitirdik resmimizin arkadaşlar. Ve şimdi sıra boyamada. Hadi boyayalım. Evet arkadaşlar, resmimizi boyamak için boyalarımızı hazırladık. Hadi boyama işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Anıtkabir'i boyadım. Anıtkabir'in duvarlarını altın renginde yaptım ve içlerini de siyah boyadım. Daha sonra Anıtkabir'in etrafını bu şekilde bir ışık yüzmesi çizdim. Böyle adet Anıtkabir her yere ışık saçıyormuş gibi göründü bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar, burada askeri boyadım. Haki yeşiline boyadım üniformasını. Burada ağlayan insanların hepsinin kara yasları bilmiş gibi gözükmesi için kıyafetlerini siyah boyadım. Ve buradaki çocuğu da bu şekilde yeşil gözlü ve kahverengi saçlı yaptım. Bu şekilde bunu da böyle boyadım. Ve tuttuğu balonun rengini de yine siyah yaptım üzerindeki yazıya. Burada arkadaşlar, Atatürk'ün ruhu bizi izliyor anlamında Atatürk'ün silüetini boyadım, çizdim. Burada arkadaşlar, saat 9:05 geçe Atatürk'ün öldüğü saati simgeledik ve Atatürk'ün öldüğü zamanda kara bulutlar sarmaya başlamıştı. Onu da gösterdik bu şekilde, buraya kara bulutları çizerek. Böyle. Burada arkadaşlar, hayat bir nevi durduğu için ağaç yapraklarını kaybediyor. Bu şekilde. Birazdan resmin bitmiş halini de göstereceğim. Evet arkadaşlar, resminizin son görünüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görmüş olduğunuz gibi Atatürk öldüğü zaman ortaya çıkan kara bulutları simgelemek için buralara siyah renkle kapkara bulutlar çizdim. Ve burada Anıtkabir'in etrafına sarı kalemle ışık süzmeleri çizdim. Böyle etrafa sanki Atatürk'e ışık veriyormuş gibi. Burada Anıtkabir'i ve paşayı selamlayan bir tane asker, Atatürk öldüğü için yas tutan insanları çizdim. Arkadaşlar, şimdi burada Atatürk'ü çizdim ben. Atatürk'ün ruhu bizi izliyor ruhu arkadaşlar. Bizi izliyor burada. Buradaki çocuk 10 Kasım 1938 adlı bir balonu tutuyor ve Atatürk'ün ölümüne ağlıyor burada. Sonra buradaki büyük flamayla 10 Kasım 1938-09-05 yazdım. 8'i sonsuzluk işaretin şeklinde yaptım. Burada iki tane bayrak koydum. Sen Türk milletin kalbinde ebedi olarak yaşayacaksın adlı Atatürk'ün sözünü yazdım. Sloganını yazdık. Böyle bir slogan yazdık. Ve burada saat 9:05 geçe simgelemek için bu şekilde 09:05 yazdık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, emeğe saygı için lütfen beğeniyi tuşlamayı unutmayınız. Evet. Resimle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Hepsine teker teker cevap verdiğimi biliyorsunuz. Ve resimle ilgili sorularınız olursa sorularını cevaplayabilirim. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.